Kısa Kafası İstanbul Sinema Akademisi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde çektiğiniz kısa filmlerinizde kullanabileceğiniz müzikler ve müziklerin telif hakları hakkında sorularımızı cevaplamak için Önder, Kurnaz Records'a gidip Gökçe Kur'an ile bu konuyu görüştü. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Benden de iyiyim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Gökçe Kur'an. Müzisyenim. 95 yılından beri sektörün içindeyim. Müzik yapıyorum. Sinema, televizyon filmleri, albüm kayıtları. Yani müzikle ilgili aklınıza ne geliyorsa 20 senedir yapıyorum yani. Kısa film çeken arkadaşlar filmlerini yaptılar. Kullanacakları müzik konusunda ne önerirsiniz? Bu telif hakları birçok arkadaşımızın sorunu halinde. Evet. Ne önerirsiniz? Şimdi normalde bana soracak olursanız ben her zaman özgün müzik taraftarıyım. Tabii kısa filmin kullanılacağı alan mecra çok önemli bu konuda. Eğer festival gibi bir yerlerde yarıştıracaklarsa veya sergileyeceklerse filmlerini bence özgün müzik ilk tercihleri olmalı. Tabii bu biraz bütçeyle alakalı bir durum. Belki kullanılacakları spesifik bir parça vardır, birine ait bir parça vardır. O zaman mesela MÜYAP'tan bunlarla ilgili bilgi alabilirler. Kullanılacakları parçanın telifini ödeyerek istedikleri parçaya sahip olabilirler. Bütçesi olarak bu biraz daha uygun olabilir. Daha uygunu da stock müzik tabir ettiğimiz hazır internette sitelerde satılan ortalama işte 25 dolar veya 50-60 dolar arasında bir track'in değiştiği fiyatlarda filmlerine uygun müzikleri indirebilirler. Ama ben her zaman bir filmin özgün müziği olmalıdır düşüncesindeyim. O yüzden hani her filme müziği de özgün olması gerekir. O yüzden yaptırsınlar. Yani dolayısıyla bu özgün müzik için de bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Mutlaka. Yani internetten satın alsalar da bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Çünkü işin içine telifler girdiği zaman daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Parçaların sahibi teliflerini isteyebilir. Yani duyulmaz gibi bir şey düşünmesinler. Çünkü gerçekten bu tarz şeyleri MÜYAP, MESAM takip etmeye başladı. Olmadı. Hani bir şekilde kulaklarına giderler parçaların sahipleri. Bu sefer sıkıntı olur. Peki bir müziği belirlediler ve bilindik bir müzik diyelim. Bunun için sanatçıyla mı iletişime geçmeleri gerekiyor yoksa kimle iletişim, MESAM'la mı iletişim? Şimdi normalde edisyon şirketleri var. Bir sanatçı belki bütün parçaların haklarının korunmasını bir edisyon şirketine vermiş olabilir. Önce sanatçıyla iletişime geçmek ilk tercihtir. Fakat sanatçı ölmüşse ve işte ailesine kalmışsa parça, torunlarına, oğullarına, eşine, bu sefer dediğim gibi tekrar edisyon şirketi MESAM ve MÜYAP'a başvurmaları gerekmektedir. Ama eğer parça anonimse, yani işte sözünün ve müziğinin kimin tarafından yapıldığı bilinmiyorsa her şekilde o parçayı kullanabilirler tekrar kaydederek. Herhangi bir telif ödemelerine gerek kalmaz. Ama ilk etapta sanatçıyla iletişime girmeleri çok daha iyi. Peki yabancı müziklerde de bu mümkün mü? MESAM'ı mı yine arayacaklar? Evet, edisyon şirketlerine. Yabancı parçalarda örneğin işte Sony'nin, işte Warner Bros'un, Lionsgate'in hani parçalarının Türkiye'de hangi temsilciliklerde olduğunu öğrenip o temsilciliklerdeki edisyon şirketlerine başvurup o parçayla ilgili bilgi alabilirler, satın alabilirler. O zaman özgün müzik önemli dedik. Özgün müzik önemli. Aynen. O zaman bir kısa filmde özgün müzik istiyorsa ona yardımcı oluyor musunuz? Ortamla beraber hani öğrencilere, işte ders projelerini yapan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kısa film ve sinema da bizim için çok önemli. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluyoruz. Uygun olduğumuz dönemlerde, yaz dönemleri bizim için biraz daha sakin geçer. O yüzden hani o dönemlerde böyle bir talepleri olursa elimizden geldiği kadar dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunun için de belli bir bütçe gerekiyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Yapmak istedikleri müzik tarzına göre müzisyen arkadaşlara belli miktarlarda paralar ödenmesi gerekiyor. Biz onları
onların aranjelerini, düzenlemelerini, kayıtlarını yapıyoruz. Ama hani renk sazlar falan vesaire ekstra bir şeyler istendiği zaman müzisyenleri çağırmak durumunda kalıyoruz. Ve ufak tefek meblalarla onların da işlerini halletmeye çalışıyoruz. Filmin müziği, tamam özgün müzik için size gelecek olursa, ama filmin başında böyle bir bütçelendirme yapacaklar. Senaryo yazıldıktan sonra mı sizinle iletişime geçmeleri lazım yoksa filmi çektikten sonra mı? Şimdi normalde biz senaryo aşamasındayken çalışmaya başlıyoruz çünkü daha verimli oluyor. Şimdi film çektikten sonra filmle beraber geldiklerinde belli bir zamanları kalmış oluyor. Genelde hep öldür zaten. Türkiye'de maalesef müzik tasarımı hep son kalemde göz önünde bulundurulur. Yapımcılarda, büyük yapımcılarda da böyledir. Büyük sinemalarda seyrettiğimiz Türk filmlerinde de böyledir. Maalesef böyle. İşi bilen yapımcı, yönetmen, genel koordinatör senaryo aşamasındayken filmin zaten ne tarz olacağı senaryo okeylendikten sonra aşağı yukarı belli olur. O tarzda iş yapan müzisyeni bulur. Film için doğru müzisyenle zaten o dakikada anlaşır. Anlaştığı takdirden itibaren normalde biz senaryoyu alırız. Senaryo daha okuma provaları aşamasındayken filmin genel sound'unu oluşturmaya başlarız stüdyoda. Bunlar ana kayıtlar değildir, bunlar demo kayıtlardır. Filmin tarzını, müziğin tarzını belli eden kayıtlardır. O yüzden senaryo aşamasında müzisyenle iletişime geçmeleri çok daha iyi.